Kanala hoş geldiniz. Tamam ciddiyet, espri yok. Çünkü green'in 50 tonundaki gibi cüzdanımıza işkence yapılıyor. Tüm kripto paraların piyasa değeri şu an uzun bir süre sonra yerlerde. Terra Luna %97 değer kaybetti ve Terra'nın stabil coin'i UST artık stabil değil. Ekrana bakıyorum her yer kan revan içinde, her yer kıpkırmızı korku endeksine bakıyorum. Uzun bir süredir piyasalarda bu kadar korku dolu bir ortam olmamıştı. O zaman gelin bakalım. Bu sizin için ne anlama geliyor? Düşüş daha ne kadar devam edecek? Neler yapmalıyız? Piyasada son durum ne? Ben neler yapıyorum? Şimdi USD nasıl çalışıyor? USD Terra'nın stabil coin'i. Merkeziyetsiz algoritmik bir stabil coin. Aslında direkt olarak bizim bildiğimiz gerçek dolarla bir bağı yok. Ona dayalı değil. Ne demek istiyorum? USD coin yani USDC. Piyasadaki her USDC için banka hesaplarında karşılık olarak 1 dolar tutuyorlar. Şimdi ben bu videoyu çekerken USDC'nin piyasa değeri 49 milyar. Bu da demek oluyor ki kendilerinin banka hesaplarında o kadar dolar var. Ama USD'de durum böyle değil. USD Luna'ya bağlı. Luna nereye bağlı diyeceksiniz? Aslında Luna da USD'ye bağlı. Şimdi sen gidip bir USDT aldığın zaman bir dolar veriyorsun ve dolara sabit olan bir USDT coin alıyorsun. Senin bu verdiğin bir doların bankaya falan gitmiyor. Eğer bankaya gitseydi bunlar merkezi yoldurdu. Sen bir dolar verip bir USDT aldığın zaman senin bu verdiğin dolar Luna'ya gidiyor. O zaman şunu diyebiliriz: Her USDT alındığında aslında bu Luna'nın işine geliyor. Çünkü bu parayla Luna alınıyor. Şimdi. Büyük sıkıntı nerede? UST'nin ben bu videoyu çekerken piyasa değeri 3.9 milyar. Luna'nın 68 milyon. Aslında en basit anlayabileceğiniz şekilde bu ne demek biliyor musunuz? İnsanlardan para istiyorsunuz. İnsanlar size para veriyorlar. Toplam diyelim 5 kişiden 20 lira topladığınız totalde 100 lira. Bu 100 liranın 20 lirasını yiyorsunuz veya bir şekilde yok oluyor. Hesabınızda 80 lira var. Sizin 5 kişiye 20 lira vermeniz gerek. Bunun sebebi insanların USDT'yi korkup satması oldu. Mesela bankalarda aslında hepimize verecek para yok. Hepimiz aynı anda bankalara çullansak, ATM'lere gitsek, şubelere gitsek, paramızı istesek o para bize verilemez ve sistem çöker. Bunun sebebi siz bankaya 100 dolar verdiğiniz zaman banka bunun 9-10 dolarını tutar. Geriye kalan 90-91 dolarını borç olarak verir ama bu çok uzun başka günün konusu. Şunu anlasak yeter. Hepimiz bankaya gidip aynı anda paramızı çekersek sistem çöker. Bankalarda bu kadar para yok. Anlamanız için her şey elimden geldiğince basit anlatıyorum. Bu banka olayını USD'de de böyle düşünebilirsiniz. Şimdi USD ve Luna birbirlerine dayalı oldukları için birbirlerinin çöküşünü destekliyorlar. Bir de buna Bitcoin katıldı. Trisam diyelim. Bundan sonrasını çocuklar izlemesin. Şimdi arkanıza yaslanın. Patlamış mısırınızı alın. Size hepsini anlatacağım. UST, USDT, Luna'ya dayalı. Siz gittiniz bir USDT aldınız. Bunun karşılığında 1 dolarlık Luna alındı. Luna Foundation Guard, Luna'yı koruyan bir vakıf var. Bunlar sisteme bir saldırı falan gelirse diye gittiler birkaç milyarlık bitcoin aldılar. Eğer olur da bir saldırı olursa, panik satış gelirse, insanlar USDT'lerini satmak isterlerse biz de Bitcoin'i satıp peg'i yani fiyat endeksini koruruz dediler. Geldik saldırıya. Öncelikle şunu söylemem lazım. Bununla ilgili elimizde net bir kanıt yok. Sadece söylenti. Şu an olay tam aydınlanmadı ama olanlara baktığımız zaman örtüşüyorlar. Şimdi BlackRock ve Citadel, evet ikisi de Wall Street şirketi. Gemini borsasından bu iki şirket gidip 100.000 Bitcoin borç alıyorlar. 100.000 dolarlık değil. Bildiğiniz 100.000 bitcoin. Sonra bunun %25'ini sessiz sedasız UST'ye çeviriyorlar. Sonra Terra'nın CEO'su Do Kuan'a ulaşıp bizde bu kadar bitcoin var. Bunu satmak UST almak istiyoruz diyorlar. Ama piyasayı da oynatmak istemediğimiz için indirimli fiyattan satmak istiyoruz diyorlar. Çok yer yerinden oynamasın. Biz bitcoinlerimizi yüklü miktarda bitcoinimizi indirimli fiyattan satalım. Karşılığında UST alalım diyorlar. Do Kwon yemi yutuyor ve yüklü miktarda Bitcoin alıyor. yüklü miktarda Bitcoin'in karşılığı baya bir UST. Şimdi aslında Do Kwon büyük bir arzını onlara vermiş oldu. Şimdi BlackRock ve Stadel'in elinde yüklü miktarda hem Bitcoin hem de USD var. Bunları bir anda çok keskin bir şekilde satıyorlar. Bitcoin'in fiyatı düşüyor, panik satış geliyor. Panik satış gelince USD'nin de pegi bozuluyor. Anchor protokol var. Orası Terra'nın DeFi platformu. Oradan da şimdi çok detayına girmeyeceğim. Luna'ya satış dalgası geliyor. İnsanlar paralarını Ankor'dan çekiyorlar. Ne demiştik? USD Luna tabanlı. Her satılan Luna da aslında USD'nin pegini bozuyor. Şimdi BlackRock ve Citadel Bitcoin bu kadar düşmüşken Gemini borsasından aldıkları borcu çok kolay bir şekilde Bitcoin'i ucuzdan alıp ödüyorlar. Bu söylediğim söylenti. Eğer internette bir yerde görürseniz de kanıtlanmadığını anlayın. Ama bunu sizinle paylaşmam gerekiyordu. Forbes'un haberine göre şirketler bunu yalanladı. Söylentiyi ben teknik konulara girmeden en basit şekilde anlatmaya çalıştım. Buraya kadar tamam. Bundan sonra şimdi ne olacak? Biz neler yapmalıyız? İnsanlar stabil coin alırken elbette kar etmeyi amaçlamazlar. Çünkü fiyatı stabil. İnsanların stabil coin'den tek beklentisi güven. Her zaman vaat ettiği fiyatta olacağını bilmek isterler. Terra şu an şirketin, projenin iç yüzünü bilmek imkansız ama görünürde bunu toparlamak için deli gibi çalışıyorlar. Yani dışarıdan bakıp ha 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 çöktüler. Ben iyi ki girmemişim. Bence demeyin. Bu tüm kripto ekosistemi için kötü bir haber. Bu demek oluyor ki hala Wall Street istediği gibi kripto para piyasasında, merkeziyetsiz kripto para piyasasında istediği gibi at koşturuyor. Mesela USDT, Tether 94 sente kadar düştü. Sonunda insanların korkup sattıkları, panik sattıkları, ucuzlayan coinleri, varlıkları alanlar yine bu büyük para dedikleri kurumlar, kişiler olacak. İnsanları korkuttular. Hem bu düşüşten kazandılar hem de düşükten toplayacaklar. Olan yine birikimini değerlendirmeye çalışan, korkup satan insanlara oldu. Luna toparlanır mı? Bunu bilmiyorum. Lütfen panik satış yapmayın. Eğer kendinizi durduramıyorsanız yüksek baskı altındaysanız tek yapmanız gereken ekranın sağ üstünde bir yerde çarpı var. Ona tıklayın bilgisayarınızı kapatın. Piyasalara bakmayın. Kendi hayatınızla ilgilenin. Eminim böyle çok daha sağlıklı kararlar verirsiniz. Hatta bazen hiç karar vermemek, hiçbir şey yapmamak kötü karar vermekten çok 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 daha iyidir. Şunu bilin. Ayı piyasaları aslında piyasanın sağlıklı olduğunu gösterir. S&P 500'da Amerikan borsasında 90 yılda filan 26 tane ayı piyasası yaşanmış. Bilin ki korku dönemleri, fırsatları, korku dönemleri varlıkların en ucuz olduğu dönemlerdir. Önünüze pasta gelmişse eğer imkanınız varsa ısırık almadan bırakmayın. Ne diyor en zengin olarak bilinen parası günümüzdeki dolarla 500-600 milyarı geçen Can D. Rockefeller sokaklarda kan akarken alım zamanıdır. Artık bence yatırımcı tipi günümüzde uygulamak için klişe kalmış ama harika bir yatırımcı olan Warren Buffett ne diyor? Herkes korkarken açgözlü ol, herkes açgözlüyken korkak ol. Videonun başında dediğimiz gibi korku endeksi dip seviyede ve piyasada felaket bir korku var. Piyasaya bakalım biliyorsunuz ben teknik analizden zaman zaman yardım alsam da çünkü insanların psikolojisini bize gösteriyor. Ben teknik analiz fanı değilim. Ama her zaman dediğim gibi bunu aklınıza yazın. Cüzdanınıza falan kağıt yazın koyun. Para ve haber teknik analizi bozar. Bir Bitcoin'in piyasa değeri 10 milyondur. Benim de cebimde 10 milyon vardır. Ben bir anda hiçbir sebep yokken aklıma estiği gibi 10 milyonu yatırıp bu kendi 10 milyonumla coin'i dilediğim gibi oynatabilirim. Bunu hangi teknik analiz yazıp çizebilir? Para ve haber teknik analizi bozar. Para ve haber teknik analizi bozar. Para ve haber teknik analizi bozar. Bu son yaşadığımız, özellikle Luna'da yaşadığımız olayı hangi kafa, kol, omuz, baş formasyonu bildi? Kanal takip edenler bilir. Son videolarda söylediğim 29 bin uzun vadeli destek seviyesi de kırıldı. Kısa bir süre içerisinde burayı aşmazsa ayı piyasasındayız. Ben çoğunlukla nakitte bekliyorum biliyorsunuz. Özellikle Patreon'da olanlar bilirlerdi artık Patreon hesabını kapattık. Kısa ve orta vadede düşüş bekliyorum diye şimdi belirli miktarlarda toplamaya başlayacağım. Ama benim toplamam yükselecek ve düşecek anlamına gelmez. Ben sadece kamera karşısında konuşan biriyim. Benim de paramın bir kısmı USD'deydi. Eğer kahin olsam veya Twitter fenomeni olsam ben de bir gün önceden bilip çıkardım. Görmüşsünüzdür Twitter fenomeni arkadaşlar yine döktürüyor. Ben USD'yi bir gün önceden sattım. Ben USD'yi bir hafta önceden satmıştım ama sizlere üzülüyorum. Kurban psikolojisi dedikleri loser insanlarda olan mentalite maalesef tüm dünyada var ama Türklerde çok yaygın. Para kaybediyor. Yok Fed yüzünden faizleri arttırdı. Paramın değeri yok oldu. Yok benim hiçbir suçum yok. Wall Street yüzünden. Ya ben ne yapayım? Forumda bir adam söylemiş ben aldım. Başkalarını suçlamaya bayılıyoruz. Ben çevremdeki başarılı insanlar arasından da başkasını suçlayan kimseyi görmedim. Projeye yatırım yaptın. Projenin sahibi dolandırıcı çıktı. Aslında bu senin sorumluluğunda. Bilgin olsaydı, okusaydın da o koyuna girmeseydin ne zaman bütün hareketlerinizin sorumluluğunun sizin üzerinizde olduğunu bilirsiniz işte o zaman bence çok daha başarılı olursunuz. O zaman hayatınız değişmeye başlar. Biliyorum zararda olanlarınız varsa demeyeceğim çoğunuz zarardasınızdır. Kendi kendinize diyorsunuz. Keşke onu yapmasaydım. Keşke satsaydım. Keşke kenardan da kit tutsaydım. Bütün paramı bağladım. Ama bunların hiçbir önemi yok. Ama bundan sonrasını düzeltebilirsiniz. Ben elimden geldiğince önce insanların para kaybetmemesi, sonra da para kazanması için buradayım. Ayı piyasası da olsa, boğa piyasası da olsa, Stadel gibi şirketler insanları hortumlasa da ki yasalakları, onlar da kendi yatırımcılarını ve kendi ceplerini düşünüyorlar. Ben buradayım. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım videoda kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Eğer bulduysanız lütfen beğeni butonuna tıklayın. Kanala çok yardımcı oluyor. Desteğiniz için teşekkür ederim. Yeni gelen videoları da kaçırmamak için mutlaka abone olun ve yandaki zil butonuna tıklayıp bildirimleri açın. Beni daha fazla görmek isteyenler için Instagram, yazdıklarımı daha fazla okumak isteyenler için Twitter hesabımı açıklamaya bırakacağım. O zaman iyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.